Sevgili seyirciler, dün Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ydü. Sigaranın zararlarını artık saymayacağım, herkes biliyor. Bugün biz size en azından sigarayı bırakmak için geliştirmiş olan bir yöntemden söz etmek istiyoruz. Akupunkturla uzmanlar sigaranın bırakılabileceğini söylüyorlar ve öneriyorlar. Dosya konumuzda sigarayı bırakmak için bu yöntemden söz edeceğiz ama altı çizilen nokta şu ki kişinin bunu çok istemesi lazım. O yüzden tedavilerde amaç en büyük nokta kişinin sigarayı bırakmayı gerçekten çok istemesi ve biraz da iradeli davranması. İzliyoruz. Sigara, ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara neden olan faktörlerin başında geliyor. Başta kalp damar hastalıkları olmak üzere akciğer kanserine kadar hayati risk taşıyan hastalıkların en önemli nedeni sigara. Yapılan araştırmalar, sigara tiryakilerinin ortalama %75-80'inin sigarayı bırakmak istediklerini ancak sadece 1/3'inin bırakmak için çabaladığını gösteriyor. Sigarayı bırakabilmenin en önemli adımı ise kişinin bunu gerçekten çok istemesi. Bunun yanı sıra kişinin sigarayı bırakması için yardımcı birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de akupunktur. İnsan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası vardır. Biz elektronik bir cihazla bunu tespit ederiz. Ve tespit ettiğimiz bu rahatsızlıklar grubu hastamızın tedavi edilecek grubunu oluşturur. Normal bir insanın zaten nikotinik reseptörleri vardır. Bunlar normal bir şekilde çalışıyor. Fakat ne oluyor? Biz onu kestiğimiz zaman ve kendisinin üretmesini sağladığımız zaman vücuda uyarılar göndermemiz gerekiyor ki onu yapmamız. İşte kulaktan yaptığımız o uyarılar bunu sağlıyor. Tüm yöntemlerde olduğu gibi her şeyden önce kişinin sigarayı bırakmak istemesi ve kararlı olması çok önemli. Akupunktur her ne kadar kişiye sigarayı bırakmasına yardımcı olsa da tiryakilerin iradeli davranması gerekiyor. Yardım devam ederse vücut baskılanır. Ondan dolayı vücudun baskılanmaması için, rahat kalması için, o fonksiyonun üretimi gerçekleştirebilmesi için 3 günlük bir süre nikotin almaması gerekiyor. 3 günden sonra vücut kendi nikotinini üretir hale geldiği için artık vücut nikotin istemez hale gelir. Bize seanslar halinde 3 seans yeterli oluyor. 3'er gün aralarla 3 seans. Yani düşünün, sigarayı 10 gün içinde bırakmak mümkün. Ve böyle. Yalnız bir seansta bırakan sayısı %60'ın altında değil. 3 seansta %88 oranında başarı elde etmiş durumdayız.